abi ile anılarımıza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir ablamızdan cep telefonunu kaydetmesini istemiş. Herhalde numarasını almış fakat yanlış kaydetmiş. Galiba bir iki numara eksik mi ne? Dedi şunu bir ara dedi. Aradım, hoparlörü dışarı verdim. Bir adam çıktı. Dedi efendim dedi. Dedi ki işte ismini zikretmiyorum. Ya dedi Fatma Hanım'a ver dedi. Ne Fatması kardeşim dedi. Bu karım benim hanımın telefonu falan dedi. Ya bırak dedi ya dedi. Döndü bana dedi ki ya karıya bak dedi eve oyun aşanmış. Dedim baktım ki yanlışlık var. Ne diyorsun lan sen kimsin falan. Ben Hüsamettin Ceylan. Ben ne Hüsamettin Ceylan lan. Ben tanımıyor musun dedi. Tanımıyorum sen kimsin dedi bana. Tanımıyor birbirlerine küpürleşmeler hakaretler falan. Ben neredesin adam dedi ben Adana'dayım. Ben de Erzurum'dayım. Beni tanımıyorsan tanımıyorum dedi. Lan dedi ver lan dedi onu. Hala kadın istiyor. Lan bana bak dedi. Bu benim hanımın telefonu. Kardeşim sen ne diye arıyorsun bunu? Hüsamettin abim bu tanımamayla alakalı bir sıkıntı var. Böyle tablolarda oturuyoruz. Böyle 27-28 yaşında bir çocuk geldi. Uzun boylu. Karşıda da bir dükkanı daha vardı. Şimdi de orası yıkıldı. Otopark olan bölüm. Çocuk geldi. Selamünaleyküm. Dayı dedi. Dayı dedi ya Hüsamettin abi bozuldu. Dedi ki burası senin mi dedi karşı taraf. Dedi ki mülk Allah'ın da ben emanetçiyim dedi. Dedi ki kaça verirsen. Dedi sen neredesin dedi Erzurumluyum. Çin'den mi yok dedi Şenkaya'lıyım. Kaç yaşındasın? 28 yaşında. Beni tanıdı mı dedi. Dedi tanımadım dedi. İyi bak dedi. Yok dedi dahi tanımadım dedi. Atılmaz atam gidem. Satılmaz atam gidem. Kalbime tuzak. Tanıdın mı? Hayır dedi, tanımadım dedi. Gözünün yeşiline. Tanıdın mı? Dedi tanımadım dayı. Niye türkü söylesen dedim. Dedi sen Hüsamettin Ceylan diye bir düğün duydun mu? Ya siktir dedi Hüsamettin Ceylan şimdi. Kaçabilirsin. Hıt! Duracak şey 1.750.000 bile versem sana vermem. Hıt hıt ama beni bile tanımıyor. Dedim abi tanımayabilir. Tamam mı? Neyse adamı tabii vermedi. O zaman 500'e verirdi. 1.750 bile versek de ben ona vermem dedi. Yine bir tane böyle kapının önünde otururken bir adam garip. Yani yabancı oldu Erzurum ama yabancı. Dedi hoş gelmişsen. Bu da dedi hoş bulduk. Bir çay söyle dedi falan. Nereli sen dedi Erzurumluyum. Burada mı oturuyorsun? Yok dedi abi Bursa'da otururum dedi falan. İyi dedi falan hoş geldin. Çay geldi yan masaya. Dedi beni tanıdın mı? Yok dedi tanımadım. Ya iyi bak dedi. Nasıl Erzurumluyum? Beni tanıman lazım dedi. Adam dedi abi hatırladım ya sen bir zamanlar dedi Erzincan kapıda kasaptın değil mi dedi falan. O da ulan ne kasabı dedi falan ne şeref dedi. Ben dedi Twitter bir de çay söyledim ha. Yine bu tanınmamayla alakalı Ömer Sirkecioğlu benim çocuklu arkadaşım ilkokuldan Veysel Efendi okulundan sınıf arkadaşım. 2011 olimpiyatlarında işte ben sunucu yapacağım. Hüsamettin abi sanatçı. Her gün telefon açıyor. Haluk çabuk gel 2011 çok önemli. Haluk çabuk gel 2011 çok. Abi dedim daha bir hafta var. Yok olsun konsantre olsun. Ne konsantre olacağım dedim. Neyse bir cuma perşembe günü çıktık arabayla. Ömer'le beraber Erzurum'a gittik. Bizim Ömer kardeşim de böyle boksör tipli. Bir tip böyle de bakan bir tip. Ve yine beni aradı. Sabahın da 6.30-7'si falan. Ömer'i yolladım. Dedim gir içeriye dedim. Böyle böyle dedi. Ya dedi kızmaz mı? Yok dedim. Ne kızacak bana? Ben de arka tarafta izliyorum. Arka bahçeden girdim. Dedi ki selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Dedi abi ben Ömer Sirkecioğlu. Buyur kardeş dedi. Haluk'un işi var dedi. Sivas'tan geri döndü. Tamam mı? Onun yerine ben geldim. Neye geldim dedi. Sunucu olarak geldim. Ya kurbanın olayım ya. Sen hiç aynaya baktın mı? İsfatan baktın mı dedi bana. Sen diye sunucu tipi var mı dedi bana. Dedi abi öyle deme ya. Sen bu işi yaptın mı? Yok dedi abi normalde ben kasabım dedi. Ya kurbanın olayım. Git et doğra. Kıyma çek. Senin sunucuna ne işin var dedi. Tamam mı? Öyle deme abi dedi. Bir yerden başlamak lazım. Kardeş git tabelinden başla. Düğün salonundan başla. Bahçeden başla. Sen 2011'den ne hakkın var gelmiş buradan başlıyorsa falan. Neyse Ömer tabi ilk defa herhalde karşılaşıyorlar. Arka tarafa geçti diyor Haluk elini ayağını öpeyim. Kamyonamı bilirsen, trenemi bilirsen ne oldu? Ya bir tane herif gelmiş leppiz burnunu bir oğlan sabah sabah yüreğimi zaten korkuttu. Ne istiyor bana? Diyor ki ben 2000 olimpiyat olimpiyonunda sunucu olarak geldim. Kasapmış normalde. Ulan git et doğra kıyma doğra ya ocağım battı ha. Ocağım batsa bundan daha iyi. Elini ayağını öpeyim çık gel ya. Kurban olayım bu ne tipsiz bir herif ya.